Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 11. sefer 79. kısım. Velilerden bir grup erkek ve kadın hayırlılardır. Allah kendilerinden razı olsun. Allah-u Teala şöyle buyurur: Onlar bizim nezdimizde seçilmiş hayırlılardır. Allah onları hayırlı olmak ile dost edinmiştir. Allah-u Teala şöyle buyurur: Onlar için hayırlar vardır, yani hayrat vardır. Hayrat, hayrın çoğuludur ve her şeyin en faziletlisi demektir. Ayette geçen onlarda hayırlı huyu güzel kadınlar vardır ifadesi buradan gelir. Fazilet, o cinsten olmayanların katılmadığı bir hususta ortaklığın gerçekleştiği şeyin fazlalığı gerektirir. Öyleyse hayırlılar, kendi cinsinin dışındakilerde bulunmayan Allah bilgisiyle bütün cinslerden fazla bilgi elde edenlerdir. Onlar bilgiyi sadece o cinstekilerin elde edebildiği özel yoldan elde eder. O cins içinde bu özel bilgiyi bilip hayırlılar diye isimlendirilen hayırlılar diye isimlendirilenlerin bir kısmına kendiliğinde bildiğini açıklama gücü verilmiş iken bir kısmına bildiğini açıklama gücü verilmemiştir. Açıklama gücü verilen diğer kişiden daha hayırlıdır ve bu ismi almaya daha hak sahibidir. Çünkü aynı kökten türetilmiş hiyer kelimesi söz demektir. Falanca'da kerem ve hiyer vardır denilir. Cömert ve fesahat sahibidir demektedir. Elde ettiği bilgiyi açıklama gücü verilen kişi kendisini duyana rehberlik eder. Böylelikle ondan yararlanabilir ve başkasından daha faziletli olur. Böyle biri Ennafi ismine benzemeye daha yakındır. Bunu bilmelisin. Sana hayırlıların mertebelerini açıklamış oldum. Bu nedenle peygamberlerin isimleri arasında hayırlılar ve kelam sahipleri de geçmiştir. Peygamber konuşma gücüyle desteklenmiş olmalıdır ki gönderildiği kimselere getirdiğini açıklayabilsin. Onlar hayırlılardır, yani bu erdemin sahibidir. Velilerden bir grup Allah'a dönen erkek ve kadınlardır. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Allah onları hallerindeki dönme nedeniyle dost edindi. Allah şöyle buyurur: O kendisine dönenler için el gafurdur, yani örtendir. Şöyle denilir: Abet eşşemsu, güneş gizlendi demektir. Bu adamlar Allah nezdinde gizlenenlerdir. Allah karşısındaki hallerini Allah'ın hiçbir yaratığı görmemiştir. Çünkü Allah kendisini onlara karşı gafur olmakla, yani örten, başka bir ifadeyle makamlarını kendinin dışındaki herkesten örten olmakla nitelemiştir. Çünkü onlar haktan başkasını görmesinler diye Allah'ın nezdinde gizlenmeyi talep etmişlerdir. Bu kelimenin ismi faili olan aib, tıpkı gece yıldızı gibi geceliğin kavme gelen kişi demektir. Gece örtüdür. Onlar her yönden ve halde Allah'a dönerler. Şöyle denilir: Her evveden, yani her yönden geldiler. O halde evvab, yani dönen, şeytanın insana geldiği dört yönden Allah'a dönen kişidir. Şeytanın insana geldiği dört yön, önleri, arkaları, sağları ve sollarıdır. Onlar övülen ve kınanan her durumda, işin başında ve sonunda Allah'a döner. Edep, Allah'ın kınadığı şeylerde Allah'a dönmemelerini gerektirir. Bu durum söz konusu kimseler için o halde de Allah'a dönmesini gerektirir. Bu nedenle Allah ona dönenler için kendisini El Gafur diye isimlendirdi. Yani başka bir makamdan kendilerine eşlik eden saygısızlığın bu kadarını örter. Bu konumdaki ve bu nitelikteki adamlar evvabindir. Yani iyi ve kötü her işte hakka dönenlerdir. Velilerden bir grup ise mutmain kadın ve erkeklerdir. Yani muhbitundur. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Allah onları itminan anlamındaki ihbat ki eylemleri nedeniyle dost edindi. İbrahim peygamber şöyle der: Kalbimin tatmin olması için, yani dinginleşmesi için, abd geniş ve alçak yer demektir. Allah ile tatmin bulan, kalpleri itminan duydukları şey nedeniyle dinginleşen, Refiud Deracat, yani dereceleri yükselten ismi altında tevazu gösterenler. Onun izzeti karşısında zelil olanlar muhbitun diye denilenlerdir. Allah peygamberine böylelerini müjdelemesini emrederek şöyle demiştir: Muhbitunu müjdele. Kimdir bunlar diye sorulursa de ki: Onlar Allah zikredildiğinde kalpleri titreyen, başlarına gelene sabredenler, namaz kılanlar, rızıklandırdığımız şeylerden infak edenlerdir. Muhbitunun nitelikleri bunlardır. Onlar sakin idi. Allah'ın zikri, yani zikirde ortaya çıkan şeye göre onları harekete geçirdi. Onlar sabretmiştir.
Yani nefslerini bu konuda onlara isabet eden şeye karşı engellemişlerdir. Bu korku veya hal baskınlığı namaz kılmaktan onları alıkoymamıştır. Namaz vakti geldiğinde Allah'ın kendilerine verdiği güç sayesinde en yetkin şekilde kılarlar. Kendilerine ulaşan güçlüğe sabretmelerine rağmen bu konumdayken bir insan açlığını kapatmak veya bir ayıbını örtmek için ondan bilgi veya maddi rızık ister. O ise istenilen şeyi kendisine verir ve herhangi bir iş kendisine diğerinden alıkoymaz. Allah'ın kendilerini nitelediği muhbitunun özelliği budur. Onlar kaderlerin üzerlerinde, akış altında sakindir ve bundan razıdırlar. Bu ifade alevi söndüğünde habet ennar yani ateş söndü kelimesinden gelir. Velilerden bir grup Allah'a yönelen erkek ve kadınlardır. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Allah kendisine yönelmekle onları dost edinmiş ve şöyle buyurmuştur. Kuşkusuz İbrahim Halim, Evvah ve Muniptir. Allah'a yönelen adamlar yani Munipler Allah'ın kendisine dönmeyi emrettiği her şeyden Allah'a dönenlerdir. Bununla beraber onlar o esnada bu dönüşlerinde Allah'ın vekili olduklarını bilirler. Keşfe göre dönüş yaratıkların perçemlerini elinde tutan ve onları dilediği gibi çekip çeviren Allah'a ait olabilir. Bir insan tıpkı namaz kılanın Allah hamd edeni duydu sözünde ve ayetleri okurken Allah'ın vekili olması gibi bütün hallerinde ona dönerken kendisini Allah'ın vekili olarak görürse münip diye isimlendirilir. Öyleyse onlar bu niteliğin sahibidir. Velilerden bir grup gören erkek ve kadınlardır. Allah kendilerinden razı olsun. Onları görmeyle dost edinmiştir. Bu ise takva sahiplerinin özel niteliklerinden biridir. Allah Teala şöyle buyurur. Takva sahiplerine şeytandan bir şey temas ettiğinde Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlarlar ve bir anda gerçeği görürler. Onlar takva ehlinin bilginleridir. Esası şeytan kaynaklı olan güzel bir düşünce kendilerine ilişir ve ancak şeytandan olduğunda kendisini bulabildikleri özel bir zevk bulurlar. Bu zevk onlara o düşüncenin şeytandan olduğunu hatırlatır ve bir anda görürler. Yani onu zevk yoluyla müşahede ederler. Bilgi o düşünceyi almayı ve şeytanı üzmek için varlığını değiştirmeyi gerektirirse onu alır ve ondan yüz çevirmezler. Bu durumda da onlar görenlerden sayılır. Böyle bir kişi o düşünceden neyi ve nasıl alacağını bildiği gibi alması gereken ile bırakması gerekeni ayırt eder. Hazreti İsa ile tanımadığı bir surette kendisine görünen İblis arasında şöyle bir konuşma geçmiş. İblis, ey Allah'ın ruhu, Allah'tan başka ilah yoktur de. İblis, kendi sözüne uyması için ondan bunu istemektedir ki bu durumda herhangi bir şekilde İsa kendisine itaat etmiş olacaktır. Bu da imandır. Hazreti İsa ise şöyle demiş. Ben sen söylediğin için değil, kendiliğinden Allah'tan başka ilah yoktur derim. Hazreti İsa söylemek ile şeytanın maksadına karşı çıkmayı bir araya getirerek onun emrine uymamıştı. Eşyayı nasıl alacağını bilen kimseye Allah'ın söz konusu şeyi ona kimin eliyle getirdiği zarar vermez. Bilgi bu düşünceyi yüzüne atmayı gerektirirse onu atar. İşte bu hatırlarlar ayetinin anlamıdır. Hatırlama unutulan bilgi için olabilir. Bir anda görürler yani kendilerinden gitmiş düşünceleri hatırlamayla geri döner. Velilerden bir grup ise hicret eden erkek ve kadınlardır. Allah kendilerinden razı olsun. Allah onları kendilerine ilham ettiği ve ulaşmalarını sağladığı hicret nedeniyle dost edinmiştir. Allah şöyle buyurur. Allah'a ve peygamberine hicret etmek üzere evinden çıkıp ölümün yetiştiği kimsenin sevabı Allah'a kalmıştır. Muhacir, Allah'ın ve peygamberinin terk etmesini istediğini terk eden, bu terkte ise her türlü kuşkudan uzaklaşarak gönül rahatlığı ve arzusuyla, mübalağayla hareket eden kimsedir. Yoksa istemeden ya da zorlanarak ya da bir karşılık bekleyerek terk etmemişlerdir. Hicret eden insan bu konuda kendisine karşı çıkanların verdiği zorlu sıkıntılara ve ona duyurdukları doğal olarak nahoş sözlere göğüs gererek gönül hoşluğuyla hicret eder. O insanların söylediği sözleri duyduğunda ise hali değişir. Bütün bunlar bilgide genişliği ve böyle bir niteliği düstur edinmek, bütün bu durumlar karşısında dinin belirlediği şekilde yoksa nefsin arzularıyla değil kendini sınırlamaktan kaynaklanır. Bu sayede makamı kemale erer. Bu niteliklerin toplandığı insan muhacirdir. Bunlardan bir faslı ve özelliği yitiren ise o hali yitirdiği ölçüde
makamdan yoksun kalır. Bütün bunları söyleyip şart koşmamızın nedeni her şeyi bilen Allah'ın onu muhacir diye isimlendirmesidir. Bu kavramın altına girip de kula ait olan ve hicret edenin kendisiyle isimlendirilmesi gereken her türlü güzel özelliğin muhacirde bulunmasını şart koştuk. Bunun nedeni söz konusu lafzın anlamının yani kelimenin konuluşunda bu ismin kendisinden türetildiği o anlama yayılmasıdır. Velilerden bir grup ise şefkatli ve endişeli erkek ve kadınlardır. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Allah onları Rablerinin korkusuyla endişeli olmaları nedeniyle dost edinmiştir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Onlar Rablerinin korkusundan müşfiktir. Eşfak dümin ene müşfik denilir. Kast edilen bir şeyden sakınmaktır. Allah şöyle buyurur. Rablerinin azabından sakınırlar. Rablerinin azabı umulan bir şeydir. Yani Rablerinin azabından çekinirler. Emin olmazlar. Başka bir ifadeyle onlara ulaşmasından emin değillerdir. Eşfaktu minhu yani ondan çekindim. Sadece çekinme durumunda söylenebilir. Eşfaktu aleyhi işfakan yani ona şefkat gösterdim ise şefkate işaret eder. Her ikisi de aynı köktendir. Bu durumda şefkatin anlamı ona titredim olur. O halde velilerden müşfik olanlar nefsi hakkını değişme ve başkalaşmadan korkanlardır. Allah müjdeleyerek onu emin kılarsa korkusu bu kez Allah'ın yaratıklarına döner. Bu ise peygamberlerin ümmetleri ve müjdelenen müminler hakkındaki endişelerine benzer. Onlar yaş bir ciğer sahibi olan merhametli ve sevecen kimselerdir. Bir insanın ilahi emre karşı çıktığını gördüklerinde o kişiye gökten bir bela iner korkusuyla eklemleri yerlerinden oynar. Böyle bir durumdaki kişiye hakim olan hal fiillerinde korunmuşluktur. Dolayısıyla işfak özelliğine sahip olduğu için emre karşı çıkması beklenemez. İşfakın ürünü Allah'a itaatte dost doğru olmaktır. Bu nedenle Allah onları müşrik diye övmüştür. Bunun nedeni kendisini gerektiren bir nedeni gördüklerinde nefslerindeki başkalaşmadır. Bu kelime güneş battığında ışığının kalan kızıllığı ya da güneşin doğarkenki kızıllığı anlamındaki şafaktan türetilmiştir. Velilerden bir grup Allah'a verdikleri sözü yerine getiren erkek ve kadınlardır. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. Sözleştiklerinde ahitlerini yerine getirenler. Başka bir ayette de şöyle denilir. Onlar Allah'a verdikleri sözü tutan, sözleşmelerini bozmayan, sözleştiklerinde verdikleri sözü bozmayan kimselerdir. Bizans İmparatoru Kayser'in Ebu Sufyan bin Harbe, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem nitelikleri hakkında sorduğu sorulardan biri de verdiği sözü bozar mı şeklindeydi. Vefa, Allah'ın seçkinlerini düsturlarından biridir. Allah'ın tam olarak yerine getirmeyle yükümlü tuttuğu işleri yerine getiren ve bütün hallerinde bunu çoğaltan kişi vefalıdır ve vefa göstermiştir. Allah şöyle buyurur. Sözünü yerine getiren İbrahim. Başka bir ayette ise Allah'a verdiği sözü yerine getiren kişiye Allah büyük ödül verecektir denilir. Bir şey çok ve tamam olduğunda veffa eşşeyu denilir. Onlar Allah'ın gizli sırlarını öğrenen kimselerdir. Bu nedenle bir şeye tanık olduğunda evfa ala eşşey denilir. Allah'ın yükünü tuttuğu işlerde böyle bir vefaya sahip olan ve Allah'ın kullarından çoğundan gizlediği bilgileri öğrenen kimse vefalıdır. Allah bir insanı dünya hayatında öldürürse yani ona can çekişme esnasındaki vefa ile aynı kökten türetilmiş vefat ölümünü gelmesidir. Ölen adama gelen keşfi verir ve kul bu mertebeyi öğrenirse Allah'ın kendisinden aldığı sözleri yerine getirmesi vaciptir. Bazen vefa bu nitelik sahipleri için keşfin sebebi olabilirken belirli bir grup hakkında ise keşif vefanın sebebi olabilir. Velilerden bir grup Allah'ın birleştirmeyi emrettiği şeyi birleştiren yani sıla-i rahim yakın akraba ziyareti erkek ve kadın eden erkek ve kadınlardır. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Allah onları birleştirmelerini emrettiği şeyi birleştirdikleri için dost edinmiştir. Allah şöyle buyurur. Allah'ın birleştirmesini emrettiği şeyi birleştirirler. Burada kastedilen sıla-i rahimdir yani yakın akraba ziyaretidir. Ayrıca onlar kendileriyle ilişkiyi kesen müminlerle de selam vermek ve bunun üzerindeki ihsan davranışıyla ilişkiyi sürdürürler. Onlar göz ardı edilebilecek ve bağışlanabilecek suçu da cezalandırmaz. Hakkın kesmeyi emrettiğinin dışındaki kimseyle ilişkiyi kesmezler. Hakkın emri nedeniyle ise
zatlarının kesilmesine değil, niteliğin kesilmesine inanarak onu keserler. Çünkü nitelik bu kimseler hakkında sürekli kesilmiştir. Onunla nitelenen nitelenmiştir. Onlar bununla Allah'ın rahmetinin kendisini kuşatmasını beklerler. Kavuşturma ise kesmenin zıttıdır. Varlık vasla yani bitiştirmeye, bitişikliğe, kavuşmaya dayanır. Bu nedenle alem Allah'a delildir ve Allah'a ait varlıkla nitelenmiştir. Öyleyse vasıl bu noktada esas iken kesme geçici bir durumdur. Bu nedenle Allah onu kendisiyle kulları arasında kendisinden onlara uzanan bir ip yapmıştır. Allah ile aralarındaki bağ geçerli olsun diye kullar bu ipe sarılır ve bağlanır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Rahim, Rahman'dan bir daldır. Yani bu söz dış yönü ve görünmeyen kısmı bakımından Rahman'dan alınmıştır. Onu birleştiren kimseyi Allah birleştirirken onu keseni de Allah keser. Hakkın onu kesmesi ise kulun o bağı kesmesinin aynısıdır. Yoksa ilave bir durum değildir. Söz konusu insanlar şunu öğrenmişlerdir. Hakkın onları kendisine davetinin ve kendisine ulaştıran bir yol belirlemesinin yegane amacı ona ulaşmayla mutlu olmalarını sağlamaktır. Öyleyse onlar ünsiyet ve vuslat ehli olan erenlerdir. Onlar var ya onlar, el kadimde dostluğun ehlidirler. Bir rivayette şöyle denir. Hasetleşmeyiniz, birbirinize sırt dönmeyiniz, ilişkilerinizi kesmeyiniz, Allah'ın kulları kardeş olunuz. Böylelikle müminlere ilişkileri kesmek yasaklanmıştır. Dikkat ediniz, içeri giren ve çıkan nefeslerin birbirine bitişmeleri beka ve hayatı imkan verir. İki nefes arasındaki bu bitişme ve kavuşma kesilip içeri giren nefes dışarı çıkar da içeriye girecek bir nefesi arar ve bulamazsa iki nefes arasındaki bu ardışıklık kesildiği için insan ölür. Öyleyse Allah'ın birleştirmelerini emrettiği şeyi birleştiren insanların bu işi Allah'a ermelerinin ta kendisidir. Allah da onları övmüştür. Velilerden bir grup ise korkan yani havf eden erkek ve kadınlardır. Allah hepsinden razı olsun. Allah kendisinden veya emrine bağlanmak için korkuttuğu şeylerden korkmaları ve çekinmeleriyle onları dost edinmiştir. Allah şöyle buyurur. Müminler iseniz benden korkunuz. Ayrıca Allah kalplerin ve gözlerin kendisine döndüğü bir günden korkmaları nedeniyle de onları övmüştür. Onlar kötü bir hesaptan korkarlar. Ondan korktuklarında ise bu nitelikte yüce topluluğa katılırlar. Çünkü Allah onların hakkında şöyle der. Üzerlerinden, Rablerinden korkar ve emredileni yaparlar. Bu konumda olan birisi yüce topluluk ile birlikte farklılaşır. Onların Allah karşısındaki saygılarının bir yönü kendisine gerçekleşecek işler nedeniyle yani günden korkmalarıdır. Çünkü Allah onları bu günden korkutmuştur. Bu saygıyı edindiklerinde ise Allah onları kalplerin ve gözlerin kendisine döndüğü bir günden korkmaları nedeniyle övmüştür. Bu ise zaman korkusudur. Hal korkusu ise şu ayette dile getirilir. Kötü bir azaptan korkarlar. Onlar Allah karşısında edep sahibi olan kimselerdir. Kendilerini nerede durdurmuşsa orada da onun için durmuşlardır. Çünkü Allah ehlinin büyük kısmı bu saygıyı kavrayamazlar ve kendisiyle korkutuldukları varlıkların korkusuna ulaşamaz, işlerini Allah'a bağlarlar. Öyleyse bunların korkandan başka bir lakapları daha vardır. Bu ismi hak eden korkanlar ise gerçekte edebilirlerdir. Allah peygamberi Musa'ya şöyle vahyetmiştir. Ey Musa, benden kork, nefsinden kork. Kastedilen arzu gücüdür. Ve benden korkmayandan kork. Bunlar Allah düşmanlarıdır. Böylelikle Allah Hazreti Musa'ya kendinden korkmayandan korkmayı emretmiştir. Edepliler de Allah'ın emrine bağlanmış, bu diyarda onlardan korkmuşlardır. Bu durum kendilerine iyilik yapan Allah'tan başkalarına Allah'ın emriyle yoksa onların vasıtasıyla nimetlerin kendilerine ulaştırılması bakımından değil, teşekküre benzer. Bu korkma ve teşekkür esnasında ise Hakk'a ibadet içindedirler. Bu ise ince ve ariflere bile gizli bir köprüdür. Sıradan insanlar hakkında ne düşünülebilir ki? Ortada bulunan hal sahipleri ise bunu bilmezler. Çünkü onlar hallerinin otoritesi altındadır. Velilerden bir grup Allah'ın yüz çevirmeyi emrettiği şeyden yüz çeviren erkek ve kadınlardır. Allah hepsinden razı olsun. Allah onlardan yüz çevirmeyle kendilerini dost edinmiştir. Şöyle buyurur. Onlar boş şeyden yüz çevirirler. Başka bir ayette ise
zikrimizden yüz çevirenden yüz çevir buyrulur. Bu tabaka Allah'tan başka kimse olmadığını bilir. Bu nedenle onun emriyle onun fiilinden yüz çevirirler. Böylelikle onlar zamanların edeplileri olmuşlardır. Onlar kendi nefsleriyle yani kendi başlarına yüz çevirmezler. Çünkü müminin nefsi yoktur. Allah müminlerden nefislerini ve mallarını satın almıştır. İman iddiasında bulunup da sahip olduğu bir nefsi olduğunu zanneden kimse gerçekte mümin değildir. Allah bu nitelikteki birisine şöyle der. Bu nefisten yüz çevir. Yani senden satın aldığımız nefisten yüz çevirmelisin. Onunla zikrimizden yüz çevirenden sen de yüz çevir. Kastedilen mümin olmadığı için nefsi Allah tarafından satın alınmayan kişidir. Allah-u Teala boş işlerden yüz çevirirler buyurur. Yani yüz çeviren olmaktan Allah'ın kendisini düşürdüğü kimselerden yüz çevirirler. Çünkü onu Allah düşürmüştür. Borçta dikkate alınan bir değeri olmayan miktar olarak deve yavrusuna lav denilir. Yani borçtan düşmüştür. Yeminin lav diye isimlendirilmesinin nedeni kefaret ve cezalandırma uygun olmadığındandır. Allah onları yüz çevirmekle övmüştür. Bununla beraber onlar Allah'tan başka kimsenin olmadığını hakkal yakin bilirler. Velilerden bir grup ise kerem sahibi erkek ve kadınlardır. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Allah onları nefislerinin keremiyle dost edinerek şöyle buyurmuştur. Lave denk geldiklerinde keremle yürürler. Yani onlar Allah'ın bakılabilir olmaktan düşürdüğü şeylere bakmazlar ve onunla herhangi bir şekilde kirlenmezler. Böylelikle kendisine yönelmeksizin keremle onun yanından geçerler ve söz konusu şey onlara etki etmez. Halbuki o şey nefislerin kendisinden haz aldıkları ve nefsin yaratılış özelliği olan itaatsizlik nedeniyle kendisine yöneldikleri şeydir. Yüz çevirenler ise dirençli nefslerdir. Başka bir ifadeyle onlar erdemsizlikleri kabul etmeyen nefslerdir. Binaenaleyh onlar Allah'ın kullarından saygınların nefsleridir. Bu nitelikle ise Allah'ın haklarında onun defteri yazanların elindedir. Saygın katiplerin elinde denilen yüce topluluğa katılırlar. Allah onları kerim yani saygın olmakla betimlemiştir. Öyleyse seni yüce topluluğa katan her nitelik senin adına bir şereftir. Allah'ın kullarından arifler isimlerle ahlaklanırken Hakk'ın yüce topluluğu kendisiyle nitelediği keremi kendileriyle Hakk'ın nitelikleri arasına yerleştirirler. Böylelikle keremi Hakk'ın niteliği olması bakımından değil, Allah'ın tertemiz kullarından birisinin niteliği olması bakımından alırlar. Çünkü onların şerefi kulluk makamında sürekli kalmaktır. Ariflerde bu zevkin bulunması çetin bir iştir. Çünkü ariflerin büyük kısmı zikrettiğimiz yönden değil de Allah'ın isimleri olmaları bakımından güzel isimlerle ahlaklanırlar. Bizim zikrettiğimiz ise yüce topluluğun kendisine layık tarzda bir isimle ahlaklanması bakımından ilahi isimlerle ahlaklanmaktır. Arif ise bu isimlerle ancak yüce topluluğun nitelenmesinden kulluk kokuları elde ettikten sonra onlarla ahlaklanabilir. Böyle kimseler isimlerle ahlaklanışta isimlerin hak ettiği Rabb'a dönük bir arzu bulamazlar. Belirttiğimiz meseleyi anlayıp ona göre hareket eden ahlaklanmada Rab'lık tadını bulanların arasından hiç kimsenin tatmadığı tecelli bilgisini tadar. Allah'ın kitabında ve kelamında dile getirilen velilerin nitelikleri çoktur. Övgü ve metin en üstün ve tamı karşılaştırmalı bir üstünlüğe işaret eden şeyle kendisine ortaklığın gerçekleştiği husustur. Bundan fazlası ise Hakk'ın yaratıklara ve onların özelliklerine tenezzülüdür. Var olanlar Hakk'ın mazharları olmasaydı ki Hakk'ın inişi kendisinden kendinedir, arifler Hakk'ın kelamını duymaya ve taşımaya güç yetiremezdi. Böylece Allah kendisini kullarına karşı merhametlilerin merhametlisi hükmünü ayırmada hikmetlilerin en hikmetlisi takdiri bakımından yaratanların en güzeli celalini örtmeyle örtenlerin en hayırlısı, gizli ayıplar nedeniyle açanların en hayırlısı, hikmetini sağlamca yerleştirmesiyle de ayıranların en hayırlısı yapmıştır. Veliler her ikisiyle birlikte emanet ve sözlerine dikkat ederler. Tanıklıklarını yerine getirirler. Kastedilen celal yaygısı üzerinde Hakk'ın huzurundaki tanıklıktır. Ondan bir delil ve basiret üzerinde ona davet ederler. Bunu Hakk'ın kullarını sınamasının
güzelliği gerektirir. Onlar emirlerini yapanlardır. İmanın diliyle yaptığı tevhidinin tanıklığıyla bilgide derinleşenlerdir. Yaratıkları üzerinde ibret gözüyle düşünmeyle de göz sahipleridir. Hitabında kendilerini zorladığı işlerle kendilerini yasaktan uzaklaştıran bir akla sahip olanlardır. Nurunun sürmesi için yardım dilemeye korumakla onlar derin akıl sahipleridir. Onlar ezeli bilgisini öğrenmekten perdeli olan kulların davranışlarını bağışlayanlardır. Sınırlarını aşmaya karşı ise öfkelerini yutanlardır. Onlar hakkın kendilerine vekil yaptığı mallardan dilediği kullarına emaneti ulaştırmak üzere infak edenlerdir. Göğünden tecelli edişi esnasında seher vakitlerinde bağışlanma dileyenlerdir. İhsan ettiği nimetleri nedeniyle şükredenlerdir. İhsan ettiği marifetlerini elde edenlerdir. Amel binekleri üzerinde memnun olduğu işlere koşanlardır. İhsanlarını kendilerine bolca verdiği iyilerdir. Büyüklüğünü kendilerine gösterdiği ihsan sahipleridir. Onun seçimiyle yaratıkların arasından seçilenlerdir. Düşmanlarının kelimesine karşı hakkın kelimesini üstün yapmakla üstün olanlardır. İsimlerinin ve nebilerinin önünde yaklaşanlardır. Hükümlerinde gizlediği gizli hikmetini düşünenlerdir. Kendilerinden ruhlar aleminde yani bezme eleste söz alırken hakkın Rablığını kabul ettiğini unutanlara bu sözü hatırlatanlardır. Kendisiyle kavga etmek arzusuyla ki bu da hakkın takdiriyle gerçekleşir, karşı çıkanlara karşı dindaşlarına yardım edenlerdir. İşte onlar Allah'ın kullarıdır. Kimsenin onların üzerinde bir otoritesi yoktur. Çünkü onlar kelamında kendisinden vekil olmakla konuştuklarında kesin kanıt sahipleridir. Bu esnada Allah karanlık ve nurda onların dili, kulağı, gözleri ve elleridir. Allah'ın velilerinin nitelikleri hakkında kitabında zikrettiği bütün hususları ele almaya kalksaydık ve onlara tahsis edilen özellikleri açıklasaydık, hiç kuşkusuz vaktimiz buna yeterli olmazdı. Bu nedenle özette bile bir ölçü tutmalıyız. Burada zikrettiklerimiz hem özet, hem ayrıntı, hem zamanlı ve hem zamansız olarak yeterli sayılmalıdır. Bilmelisin ki Allah'ı bilmekten bir koku duymuş bir insan şöyle demez. Niçin bunu yaptı da şunu yapmadı? Allah'ı bilen biri nasıl olur da Allah niçin bunu yaptı diyebilir ki? Halbuki öyle biri onun bütün zuhur edenleri ve zuhur edecekleri öne geçenleri ve arda kalanları ve de düzenlenmiş olanları özü gereği gerektiren sebep olduğunu bilir. Öyleyse o sebebin kendisidir. Bir şeyi kendisinin dışında bir nedenle var etmeyeceği gibi yok da etmez. Allah zalimlerin söyledikleri şeyden münezzeh ve mütealdir. Onun meşiyeti yani mutlak iradesi zatının arşıdır. Nitekim anlarsan Ebu Talip el-Mekki böyle demişti. İlahi isimlerin nispetleri bağ hakkında bir bilgi açılırsa işaret ettiğimiz meseleyi öğrenirsin. Söz konusu nispetler ilahi mahsalların mümkünlerin dış varlıklarında ortaya çıkmasıyla ortaya çıkmıştır. Böylelikle de nevilere ve cinslere ayrılmış şahıs olmuşlardır. Herkes kendi meşrebini bilmiştir. Herkes kendi namazını ve tesbihini bildi. Bir hükmün kendi hakikatinde zuhur etmesinin nedeni o hükme ait ilahi ismidir. Hakkın isimleri ise zati nispetlerden ibarettir. Artık düşün, Allah hakkı söyler ve doğruya ulaştırır. Fütuhat-ı Mekke'nin 11. sefirinin bitimiyle 79. kısım sona erdi. Onu bu baptan bilmelisin ki iddialar vaslıyla başlayan 80. kısım takip edecektir.